Neren otursun? Sen git otur. Gel. Muratlı sizin güzel bir şeyiniz var zaten. Aynen öyle. Hüseyin Aslan. Atıyorum. Evet. Hazır geç önümüzden bir poz vereceğiz. Bir fotoğraf çekin arkadaşlar. Yanına gel Ayda, yanına. Önce fotoğrafını takla. Ceren, fotoğraf makinesinin önünden çekilir misin? Şuraya doğru gelirsek konu kapanır. Okey. Ah kendim. Şeyler peşine bir yapsaydım. Göster şovunu. Göster şovunu. İşte. Şov. Şov. İster misin? Şurayım olsun. Bırakıyorum yerimi. Eyvallah, eyvallah. Ay, çok ben ya. Sen ya. Nasıl kaybettik? 4-1'ken nasıl kaybettik? Evet arka, ben de sormak istiyorum size bu soruyu. 4-1. Ben zaten hiç alamadım. Büyük bir rezillik. Ay belki şey söylemek ister belki ekip başkanı. Bence herkes bir öz eleştiri yapsın ya. Ben şeye çok takıldım ya, o beni çok üzdü. Tabii ki de oyun kaybedilir kaybedilmez, ona ilgilenmiyorum da. Abi son sayı oyunu ve kimse, Ceren sen hariç, ben çıkarım demedi ya. Ben de potadayım, beni de oynatabilirsiniz dedim. Ben çok... Sen yapabildin de mi çıkayım diye? Çok üzüldüm ben. Ben eleydim bu arada, Burak şey benden daha hızlıydı. Neden yani? Neden sadece bir insan ben çıkarım, ben yarışırım dedi de siz yarışmak şöyle, istemediniz? Sen zaten cesaretini gösterdin orada ki herkesin de böyle yapması gerekiyor. Ben her oyunda ben normalde öne atlıyorum. Yani şey yapıyorum falan çünkü iyi oynuyorum. Ama top oyunlarında ben o kadar çok iyi değilim. Elif mesela aşkım, iyi. Aşkım bu top oyunu değildik. Ya top işte oyunu bak, derken hani o... Mesela top daha oyunlarında iyiyim deyip en öne geçtin Elif. Ben o, bak şu an hayır, mesela... Hayır bana siz söylediniz siz öne geç diye. Ben zaten top oyunlarında iyiyim bu arada ama olmadı. Oraya çıkınca göründüğü gibi değil. Oraya çıkınca insan heyecanlanıyor ve nefesim de yetmedi. Ama çok basit bir oyun. Basitti yavrum ama yapamadım yani. Oyunda bu arada hiçbir şey yok sadece. Vallahi hiçbir şey yok. Hayır ama sen mesela bir kısmı bile bitiremedin Elif tamam, oraya. Evet, bak şimdi hani ben... en azından bitir mesela yapamayan kim vardı burada? Ben. Hayır, mesela Tuğçe yaptı bir topla kaybettin evet, değil mi sen? Da, ben, sen de bir topla sonucu yani, kaybettin. Ayda da yanlış koyduğu için kaybetti. Tamam ben de bu arada sona kadar zaten geldim. Orada birkaç bir şeyler oldu. Hatta ilk başladığımda... İşte yani iki kere oynadım. Yani ben yapamadım, ben yapamadım zaten. Evet ama tek suç da bende değil bence yani. Ben zaten yapamadım. Hayır evet, canım bir de, tek suç sende evet, değil ben... tabii ki ama sende iki oyumuz var. Evet. Şöyle... İki oy sende, bir oy sende, bir oy sende, bir oy da zaten Ayberk'te. Tamam bir de benim şöyle bir problemim var. Benim nefes darlığım olduğu için çok fazla o sırada hem nefesimi mi kontrol etsem, onun heyecanı falan bunu bu yüzden yapamadım ama zaten yapamadığımın farkındayım ve hatalı olduğumu kabul ediyorum zaten. Nefes darlığım aslında ne diyeyim? Ayda sen mesela hayır, bunu şey, bunun altına son oyunda neden sen çıkmak arada istemedin? Yanlış olmasın çıkmak yani. Ben çünkü onun tedirginliği, kafam dönüyor, nefes darlığım var. Yapmak isterdim ama yapamadım yani. En son sayı sırf alamadım diye bana patlamasından korktum o yüzden. Ama aslında o bir içten içe çıkmak istedi. Ama evet çıkmak istedim. Hatta sen oradayken daha oyuna başlamadan dedim ki ya değiştirebilir miyim dedim Tuğçe. Çünkü ben çıksaydım açıkçası Ceren'den zaten bekliyordum böyle bir atak da senden çok bekledim çünkü hep bu arada kimse alınmasın. En iyimiz sendin bu oyunda. Evet. En hızlı sen bitirdin ve ben senden bekledim. Senin de gözlerin içine baktım yani. Bunu bekledim yani. Ha ikinci oyunda şaşırmış olabilirsin evet. Okey bu olabilir. Hepimiz yapabiliriz bunu. Orada hepimiz birden bağırdık falan ama yani bazen insanların bazı yükleri üzerine alması gerekiyor olabilir ya. Ya bunu da bence sen yapabilirdin yani. Evet ama ben bu yükleri üstüme almak istemedim açık konuşmak gerekirse. Neden dersen çünkü bu evde bu önceden bu yükleri üstüne aldığında neler yaşandığını gördüm. Ki çoğu kişi o yüzden son top bende patlamasın diyor. Yani çoğun bunun sebebi bu. Peki neden Ceren bununla? Sen mesela neden ben çıkarım oynarım dedin? Çünkü Ayda'nın, yaptım yani. Ayda'nın söylediği şeyi sen de yaşayacağına ben mesela şey diyorsun ya en hızlı Ayda'ydı diye. Ben de çok hızlı bitirdim ve ben bir tane top düşürdüm yere. Ben, yani hayır, hiç başka top düşmedi. Süre olarak en hızlımız Ayda'ydı. Tabii ya ki evet, sen o de hızlıydı. Ha, okay. Ben ama mesela burada şey yapıyorsun. Kardelen de çok hızlıydı mesela. Kardelen iki top mu düşürdün? Öyle bir şey yani o da çok düşürmedi. Ha, o şey değil yani. Hani... neyse söyleyemem. Peki sen Kardelen, sen neden çıkmak istemedin son oyunu? Yani o Kardelen, şöyle, Kardelen dedik biz. Zaten bütün oyunlarda ben çok öne atlıyorum zaten. Ki bu oyunda da zaten hani başta hep ben, Ceren falan bunları evet, koyuyorduk. Evet bir kere bu sefer değişiklik olsun dedik. Dedik yapalım tamam. Hani en sona olanlar ilk oynasın. Ve biz önde olsaydık olması eğer yeniyorduk.
Yani o öndeki de sen bir başlayıp perdeledin ki ben 3 ayda 4 mesela. Zaten yeniyorduk ki. Ama başa işte, dönüyordu. Ama yani işte şimdi denemeden yapmadan bilemeyiz ki biz de o an yani ben ya alabileceğimizi düşündük. Keşke eleme oyununda bu riski almasaydık. Yani o an hepimiz yapabileceğimizi düşündük. Ama aynı sabah sen yaptın. Seni yine sona atsak mesela. Ama ben yine her türlü... Sona atmayacaktık zaten. Bir yine Ayberk ya da sen olurdun. Ben 2 ya da 3 olurdum. Ben zaten 3. olarak da oynadım. Aynen. Sona atsaydınız büyük ihtimal ya sonuncu olurdum ya da Tuğçe'den önce olurdum. Genelde öyle düzene sokuyoruz çünkü. Yani yine bir kere oyun oynardım. Bilmiyorum ama saçmalık yani. Yani şu an yine yani. Sonuçta bir puan aldım. Yine bir puan almış olurdum. 5-4 olması saçmalık. Yani başka bir açıklaması yok. Millet güler ya bize. Evet. Güler yani. Nazara geldik. Bilmiyorum. Evet. Sıkıntı var yani. Bunu ekip olarak çözmemiz lazım. Herkesin taşın altına elini koymayı istemesi böyle lazım. Böyle devam etsin. Zaten hayır, iki gün böyle devam etmesin. Tam yani yapacak bir şey yok şu an. Tabii ki de keşke biz alsaydık ama dünyanın sonunda değil. Ya bir dahaki oyunumuza çok daha dikkatli oluruz. Motivasyonumuzu düşürmeyelim. Kimi nasıl görüyor? Bir gün kaldı. Bir kişi daha yazmayacak zaten. Bir kişi daha yazmayacak. Bir şey olmayacak. Bir kişi daha yazmayacak. Benim önerim nedir biliyor musun? Ben de isterim herkes elini taşın altına koysun. Ve en çok isterim ki o taşın altına elimi ben koyayım. Ama birbirimizi şu şekilde motive etmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki bu oyunda en iyi Tuğçe mi olduğunu düşünüyoruz. Hep beraber Tuğçe kendisini geri çekme durumu olur, bir şey olduğunda hayır yaparsın deyip gazlayalım. Biz normal bir şekilde dümdüz bir kişi Tuğçe'ye sen çık vesaire dediğinde ya da kimse bir şey demediğinde Tuğçe otomatik olarak önceki bölümlerde yaşadığı şeylere dayanarak elini taşın altına koymaya çekinir. Ya, hani en azından şunu ben mesela hissetseydim tüm ekip arkamda kazansam da kaybetsem de beni gazlasaydınız ben çıkardım mesela ama ben o şeyi hissetmedim anlıyor musun? Ben kaybettiğimde benim üstüme gelecekler korkusuyla ben elimi taşın altına koyamam. Şimdi şuradan bakmanı istiyorum. Bir oyun kaybettin. O oyunu kaybettiğinde, kenara geldiğinde ben senin yanına geldim. Çak dedim olsun. Herkes geldi sana çaktı orada. Problem yoktu. Zaten seni orada herkes iyi karşıladı. Bunu düşünmeni sağlayacak evet, mı? Ama orada olay 4-4. Olay 5 olması çok farklı bir şey. Tamam ben de bak şuradan final yöneltiyorum. Final oyunundan yine bahsediyorum. Bak, ekipçe ne konuşuyoruz. Sana yöneltiyorum. Sen neden orada kendini öne attın ben oynayabilirim diye. Aradaki farkı anlayabilmeniz için ben kendimi neden attığımı biliyorum. Sen neden attın ben oynarım neden dedin? Ya çünkü yani bir ekipçe sürekli kaybediyoruz ve kazanmamız gerekiyor artık ve ben bunu yapabileceğime inandığım için. Bitti. Sen ve ekibimi kazandırmak istediğim kesinlikle için. Bak, olay bu kadar. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.